Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Polinomlara devam ediyoruz. Bugünkü konumuz polinomlarda bölme işlemi. Polinomların en önemli konusu. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiğiniz videoları da beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başlayalım bakalım. Şimdi polinomlarda bölme işlemi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Aslında normal bölme gibi düşünüyorsunuz. Bakın px polinomunu qx polinomuna bölüyorsunuz. Bölüm bx, kalan da kx. Burada tabii ki bölen polinoma derece olarak ya eşit olacak ya da büyük olması gerekecek. Burada belirtmiş zaten bakın. Derece px, derece qx'e eşit ya da büyük olacak. Bölme işleminin sağlamasını hatırlarsanız bölenle bölümü çarparız. Sonra da kalanı ilave ederiz. Neye eşit olur? Bölünene eşit olur. Yani px eşittir. bx çarpı qx artı kx. İşte bütün olay bunun üzerinde dönecek. Bu işlemi biz tek tek böyle yazarak yapmayacağız. Daha pratik işlemlerle göstereceğiz. Şimdi eğer kalanınız sıfırsa yani kx sıfıra eşitse px polinomu qx polinomuna tam bölünüyor deriz. Kx eğer sıfırdan farklıysa da kalanla bölme deriz. Bölmedeki kurallar burada da geçerli. Yani kalanın derecesi bölenin derecesinden büyük olamaz, eşit de olamaz. Mutlaka küçük olmalı. Eğer böleniniz yani QX polinomunuz kaçıncı derecedense, mesela ikinci derecedense kalanınız birinci dereceden ya da sıfırıncı dereceden olabilir. Yani sabit bir sayı olabilir. Eğer birinci derecedense QX polinomunuz o zaman kalanınız sabit bir sayı olur. Şimdi sorular üzerinde göstereceğim bunu. Evet, bir px polinomu vermiş, bir de qx polinomu vermiş. Diyor ki px polinomunu qx polinomunu bölersek bölünme kalan ne olur? Bakın normal bölme yapıyorum. Polinom bölmesi diyoruz biz buna. Bildiğiniz bölme şeklinde. 2x küp eksi 6x kare artı 3x eksi 4'ü neye bölüyorum? X eksi 1'e bölüyorum. Bakın px'i qx'e bölüyorum. Şimdi normal bölme gibi yapıyoruz. Nasıl bir sayının içinde diğer bölen sayının olup olmadığına bakıyordunuz. Burada da benzer mantık yapacağım. Şimdi ben şuraya ne yazayım ki? Şuraya ne yazayım ki? X ile çarptığında buradaki en büyük dereceli terim olan 2x küpü bulmak isteyeceğim. 2 yazıyorum o yüzden. X ile neyi çarparsam x küp olur. X kareyi 2x kare olarak yazdım. Şimdi çarparak yazıyorum. 2x küp 2x ile eksi 1 çarptım. Eksi 2x kare. Tamam. Şimdi normal çıkarma yapıyorum bölmedeki gibi. Tabi burada tek tek çıkarma yapmaktansa şunu tavsiye ederim size. İşaret değiştirin. Çıkarma demek ne demek? İşaret değiştirin. Bunun işareti artı hiçbir şey yokken eksi olacak. Eksiydi artı olacak. Dolayısıyla şunlar birbirini götürecek. Eksi 6x kare artı 2x kare eksi 4x kare kalacak. Artı 3x eksi 4. Şimdi amacım ne? Şimdi amacım şu 4x pardon eksi 4x kareye ulaşmak. Onun için bir kere buraya bir eksi koyuyorum. Çünkü x'in işareti artı. Burada eksi olsun ki eksi artı eksi olsun. 4 yok 4'ü koyuyorum. X'te neyi çarparsam x kare olur. X'i koydum. Şimdi çarparak yazıyorum. Eksi 4x kare eksi eksi artı 4x yine bölmemi tamamlamak için çıkarmamı yapıyorum. Biraz önce söylediğim gibi çıkarma yaparken toplamaya çevirerek yapabilirsiniz. Yani bunun işareti artı olacak, bunun işareti eksi. Dolayısıyla topladığınızda 4x kareler birbirini götürdü. 1 artı 1 eksi. Artı 3x eksi 4x eksi x kaldı. Bir de yukarıda eksi 4'ümüz var. Şimdi gene aynı şeyi düşünüyorum. Diyorum ki ben eksi x'e ulaşmak için x'i ne ile çarpmalıyım? Bir kere eksi ile çarpmalıyım. Kat sayıları aynı olduğuna göre 1 ile çarpmalıyım. Çarparak yazıyorum bakın. Eksi x artı 1. Gene çıkarma yapıyorum. Çıkarmamı gene toplamaya çevireceğim. Bunun için işaret değiştireceğim. Eksi artı olacak. Artı eksi olacak. Eksi x artı x gitti. Dolayısıyla eksi 4 eksi 1 eksi 5 oldu. Şimdi bakın bölüm ve kalana bakalım. Bu bizim kalanımız. Bu da bizim bölümümüz.
Bölüm ve kalanı istemişti. Biz de bölüm ve kalanı bulmuş olduk. Hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Burada da gene aynı şekilde Px'in Qx'e bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı istiyor bizden. Hemen Px'i Qx'e bölelim. Şunu istiyor bakın. Px'i Qx'e böldüğünüzde bölüm ne olur? Kalan ne olur? Bunları istiyor. Bölelim bakalım. X küp artı 6x kare eksi 8'i x kare eksi 1'e bölüyorum. Ne dedim? Buradaki en büyük dereceli terim bölünendeki x küp olduğuna göre x kare ile neyi çarparsam x küpe ulaşırım diye düşünüyorum. Bir kere x'i işaretleri aynı olduğu için pozitif olarak aldım. Çarpıyorum. X küp eksi x. Şimdi işaret değiştiriyorum. Yani çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Artıydı bu. Eksi olacak. Eksiydi. Artı olacak. Şu x küpler gitti. 6x kare aynen yazdım. Artı x'im var. Bir de eksi 8'im var. Şimdi neye ulaşmaya çalışacağım? 6x kareye. İşaret artı olduğu için buraya artıyı koydum. 6'ya ulaşmak için yazdım. X kareye ulaşmak için zaten burada x kare olduğu için bir şey yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla çarpıyorum şimdi. 6x kare eksi 6. Gene çıkarmayı toplamaya çevireceğim. Artıydı eksi olacak. Eksiydi artı olacak. 6x kareler gitti. X kaldı. Eksi 8 artı 6 eksi 2 kaldı. Şimdi bir bakalım. Bu bizim kalanımız. Bu da bizim bölümümüz. Şimdi demiştik ki konunun başında kalan bölenden yani bölenimiz de bu. Bakın x kare eksi 1 bu da bölenimiz. Bu da dolayısıyla bölünümümüz. Kalan bölenden, kalanın derecesi pardon, bölenin derecesinden mutlaka küçük olmalı. Dikkat ederseniz bölen ikinci dereceden bir polinom, kalana bakarsanız birinci dereceden bir polinom. Burada bir px polinomu var diyor. X'e eksi 2'ye bölündüğünde bölüm x kare eksi 3x artı 5 kalan eksi 3'tür. Buna göre px polinomu nedir? Hemen yapalım bakalım. Bir px polinomumuz var. Neye bölüyoruz bunu? X eksi 2'ye bölüyoruz. Bölümümüz ne? X kare eksi 3x artı 5. Kalanımız ne? Kalanımız da eksi 3. Şimdi bölme işlemini sağlaması neydi? Çarpmaydı. Yani ne yapacağım ben? Bölenle bölümü çarpacağım. Kalanı sonra ilave edeceğim, toplayacağım. Yapıyorum sağlamasını. Yani px eşittir. X eksi 2 çarpı x kare eksi 3x artı 5 artı kalan yani eksi 3. Şimdi normal harf ifadelerdeki çarpma işlemini yapıyorum. Px eşittir. Sırayla çarpıyorum. Şöyle dağıtıyorum çocuklar bakın. Evet. X küp eksi 3x kare artı 5x eksi 2x kare artı 6x eksi 10 eksi 3. Şimdi bir düzenleyelim bunu. Şimdi x küp bir tane yazdım. Eksi 3x kare, eksi 2x kare, eksi 5x kare, artı 5x, artı 6x, artı 11x ve eksi 10, eksi 3, eksi 13. Yani px polinomumuz x küp, eksi 5x kare, artı 11x, eksi 13 olarak buluruz. Evet, x eksi 2 çarpı px eşittir bir ifade verilmiş. P2 de soruluyor bize. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazıyorum. P2'yi bulacağım ya. 2 eksi 2 çarpı P2 eşittir. 2'nin kübü artı A çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 24. Şimdi 2 eksi 2 0 olduğu için 0 çarpı P2'de ne olacak? 0'a eşit olacak. 2'nin kübü 8 artı 4A eksi 8 eksi 24. Toparlayalım bakalım. 0 eşittir. Şu 8'ler de gitti. 4a eksi 24. Dolayısıyla buradan 4a 24. A da buradan 6 olur. Şimdi a'yı bulduk. Yerine bir yazalım. Hemen şuraya yazıyorum. X eksi 2 çarpı px
eşittir x küp, a gördüğüm yere 6 yazıyorum, artı 6x kare eksi 4x eksi 24. Şimdi bize p2 lazımdı. X'in 2 yazdığımızda burası sıfırlanıyor. Yani p2 diye bir şey kalmadığı için önce px polinomunu ben düzenliyorum. Yani her iki tarafı x eksi 2'ye bölüyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü polinom olabilmesi için polinomun tanımından hatırlarsanız böyle kesirli bir ifade polinom olmaz. Bu buna demek ki tam bölünüyor. Nasıl böleceksiniz bunu? Normal polinom bölmesi yapacağım. Şurada yapalım hemen. X küp artı 6x kare eksi 4x eksi 24'ü neye bölüyorum? X eksi 2'ye bölüyorum. Hemen x kare ile çarparak başlıyorum. X küp eksi 2x kare. İşaret değiştiriyorduk. Artı eksi eksi artı olacak. Gitti. 8x kare eksi 4x eksi 24. Artı 8x ile çarpıyorum. 8x kare eksi 16x geldi. Gene işaret değiştirdim. Ne kaldı burada? 12x eksi 24 kaldı. Onu da 12 ile çarptığımda 12x eksi 24 buldum. Sonuçta bunlar da birbirine götürdü. Şimdi px polinomum ne oldu bakın. Hemen şuraya yazayım. X kare artı 8x artı 12 oldu. Şimdi bizden istenen neydi? P2. Hemen P2'yi de bulabiliriz. P2 eşittir. X yerine 2 yazıyorsunuz. 2'nin karesi 4 artı 8 kere 2 16 artı 12 toplarsak da 32 bulmuş oluruz. Şimdi bir px polinomunu ax artı b polinomuna böldüğümüzde bölüm bx kalan k dediğimizde bakın polinomun sağlaması yani bölmenin sağlaması daha doğrusu ne yapıyoruz? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyoruz. Burada pratik olarak biraz önce polinom bölmesiyle işlemler yaptık ya pratik olarak şunu yapabiliriz kalanı bulmak için. Kalanı bulmak için neden kurtulmak istiyorum ben? Bölenden nasıl kurtulurum? Kat sayısını sıfır yaparak yani ax artı b'yi sıfır yaparak. Onu sıfır yapmak için x yerine ne yazmalıyım diye düşüneceğim. Sonra da polinomda x gördüğüm yere o değeri yazacağım. Böylece kalanı çok daha basit, pratik bir şekilde bulmuş oluruz. Bakın bir px polinomu vermiş. Diyor ki polinomu 3x eksi 12 bölümünden kalan kaçtı? Yani biz şimdi normalde polinom bölmesinde nasıl yaptık? 2x artı 7'yi neye böldük? 3x eksi 12'ye böldük. Bu normal polinom bölmesi. Şimdi 3 ile ben neyi çarparsam 2 olur diye düşünüyorum. 2 bölü 3'ü çarparsam x var burada. Başka bir şeye gerek yok. Çarparak yazıyorum. Ne olur? 2x 2 bölü 3'te 12'yi çarparsanız 8 olur. Şimdi işaret değiştiriyorduk. Eksi, artı. Dolayısıyla 15 bu benim kalanım oluyor. Şimdi bu normal polinom bölmesi. Şimdi ne dedik biz? Bunun yerine şunu yapalım. Şimdi polinom bölmesinin sağlamasını yaparsak eğer, yani px'i 2x artı 7'yi neye bölüyoruz biz? 3x eksi 12'ye bölüyoruz. Neyi soruyor bize? Kalanı soruyor. Şimdi burada bölümle ilgili bir durumumuz yok. Px diyelim biz bölümü. Şimdi bölmenin sağlamasını yapıyorum. Bölümle böleni çarpıyorum. K diyelim biz buna. Kalanı da ilave ediyorum. Şimdi bölen birinci dereceden olduğu için zaten kalan sabit sayı olacak. Yani sıfırıncı dereceden olacak. Eğer burada bölenim benim 3x değil de 3x kare olsaydı o zaman kalan birinci dereceden düşünecektim. Ax artı b. Göreceksiniz ilerleyen örneklerde. Şimdi ben önce bölmenin sağlamasını yapıyorum. Yani 2x artı 7 eşittir. 3x eksi 12 çarpı bx artı k diyorum. Şimdi amacım ne benim? Kalanı bulmak. O zaman burada bir tane bx var. Yani bölüm var bilinmeyen. Bir de kalan var. Bir tane denklem var. Bir sürü bilinmeyen var. O zaman ben şundan nasıl kurtulurum bx'ten? Onun kat sayısını sıfır yaparsam eğer, sıfır olursa eğer
0 çarpı bx 0 olur. Dolayısıyla k kalır geriye. Kalan yani. Ben zaten onu arıyorum. Şimdi bu ne zaman 0 olur? 3x eksi 12 ne zaman 0 olur? X yerine ne yazarsam? 4 yazarsam. 4 için 0 olur. Burada x 4 ise burada da x 4'tür. O zaman bu eşitlikte x gördüğüm yere 4 yazıyorum bakın. 2 çarpı 4 artı 7 eşittir. Burası zaten 0 oldu. 0 çarpı bx artı k. Zaten burası 0. Hiç yazmasanız da olur. Dolayısıyla 8 artı 7 15. 15 eşittir k. Kalanın 15 olduğunu buluruz. Evet, yine benzer bir soru. Px'i x eksi 1'e bölüyoruz. Kalan 10 olduğuna göre c kaçtır diyor. Şimdi Px polinomumuz var. Px polinomu neye bölüyoruz? X eksi 1'e bölüyoruz. Kalanımız 10. Şimdi bölümümüz ne? Bölümde Bx diyelim. Bilmiyoruz biz. Şimdi yine bölmenin sağlamasını yapıyorum. Bölümle böleni çarpıyorum. Sonra kalanı ilave ediyorum. Yani Px eşittir. X eksi 1 çarpı Bx artı kalan yani 10. Şimdi Px'in yerine de eşitliğini yazabilirim. Yani x kare artı 5x artı c eşittir. X eksi 1 çarpı Bx artı 10. Şimdi biraz önce düşündüklerimi yeniden düşünüyorum. Ne demiştik? Bizim amacımız ne burada? C'yi bulmak. Şimdi burada Bx de bilinmeyen. X zaten bilinmeyen. Bu Bx'ten nasıl kurtulurum ben? Kat sayısını sıfır yaparak. Sıfır olsun istiyorum. Ne zaman sıfır olur? X yerine bir verirsem sıfır olur. Burası gider. X gördüğüm yere bir yazıyorum. Bir artı beş artı C eşittir on. Altı artı C eşittir on. C buradan dört olur. Şimdi Px polinomunun Ax artı B ile bölümünden kalanı göstermiş biraz önce. Px polinomu değil de P Mx artı M polinomu olsa onu gene Ax artı B ile bölümünden kalanını bulmamız istense gene Ax artı B'yi sıfıra eşitleyeceğiz. X'i bulacağız ve polinomda yerine yazacağız. Bakın Px'i vermiş. Px artı 3 polinomun X eksi 1 ile bölümünden kalan nedir diyor. Yani bakın şu koyu rengi yazılı kısmı matematiksel olarak ifade ediyorum. P x artı 3 polinomu var. X eksi 1'e bölüyoruz. Kalan nedir diyor. Bunu soruyor bize. Bölüme de bx diyelim biz. Şimdi bölmenin sağlamasını yapıyoruz. Neydi? P x artı 3 eşittir. X eksi 1 çarpı bx artı kalan. Tamam. Şimdi amacımız ne bizim? Kalanı bulmak. O zaman ben Bx'ten kurtulmak için ne yapacağım? Onun katsayısını sıfıra eşitleyeceğim ki Bx'ten kurtulayım. Ne zaman sıfıra eşitlenir? X'e 1 verirsem veriyorum. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 3 eşittir. Burası 0 oldu. Artı k. Yani P4 eşittir k'ya. Yani ben P4'ü bulursam eğer kalanı da bulmuş olacağım. P4'ü nereden bulacağım? İşte buradan. Px'i vermiş bana. Burada x yerine 4 verirsem eğer bakın p4 eşittir. 4 çarpı 4 artı 1'den 17'yi bulurum. Dolayısıyla kalan da ne olur? 17 olmuş olur. Evet gene benzer bir soru. Px eksi 1'i vermiş. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan nedir diyor. Bakın koyu renk yazan yeri ifade ediyorum. Px polinomum var. Neye bölüyorum? X artı 2'ye bölüyorum. Neyi soruyor bana? Kalanı soruyor. K diyelim buna. Birinci dereceden bir polinoma bölünüyor. Dolayısıyla kalan sabit bir sayı olacak. Şimdi bölmede Bx diyelim. Gene bölmenin sağlamasını yapıyorum. Yani Px eşittir. X artı 2 çarpı Bx artı kalan. Gene aynı mantıkla Bx'ten kurtulmak için kat sayısını sıfır yapmak istiyorum. Bunun için de x yerine eksi 2 yazıyorum. Burası gidiyor. P eksi 2 eşittir k. Yani P eksi 2'yi bulursam sorunun da çözümünü yapmış olurum. P eksi 2'yi nereden bulacağım? Tabii ki buradan bulacağım. Bakın şu
şuradaki polinomu şuraya ifade edelim. Eksi 2 olması için x yerine ne yazmalıyım diye düşünüyorum. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. X eksi 1'in eksi 2 olmasını istiyorum. X yerine ne yazmalıyım? Eksi 1 yazmalıyım. Yazıyorum. Eksi 1, eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1, eksi 7. P eksi 2 eşittir. 1, eksi 2, eksi 7. Dolayısıyla o da ne yapar? Eksi 8 yapar. Dolayısıyla bizim kalanımız da eksi 8 olmuş olur. P x eksi 3 bölü Q x artı 2'nin eşitliği verilmiş bizden. Qx polinomunun x eksi 5 ile bölümden kalan 1 olduğuna göre Px'in sabit terimi nedir diyor. Şimdi şunu nasıl ifade ediyorum bakın. Qx polinomumuz var. Neye bölüyoruz? X eksi 5'e bölüyoruz. Kalan 1. Bölümü de Bx diyelim. Tamam. Hemen bunun sağlamasını yapıyorum. Qx eşittir. X eksi 5 çarpı Bx artı 1. Bu kalsın. Şimdi diğer kısmı okuyalım. Px'in sabit terimini soruyor bize. Sabit terim için hatırlarsanız x yerine ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk. X eşittir 0 için yani P 0'ı bulacağız. Şimdi verilenlere dikkatlice baktığınızda P 0'ı bulmak için şurada bir eşitlik verilmiş bize çünkü. P 0'ı bulmak için x yerine ne yazmalıyım? X yerine 3 yazmalıyım. Yazıyorum. P 3 eksi 3 bölü Q 3 artı 2 eşittir. 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 1. Yani ne oldu burası? P 0 bölü Q 5 eşittir. 9 eksi 9 artı 1. Şunlar da gitti. Şöyle yazalım. P 0 bölü Q 5 eşittir 1 oldu. Şimdi benim neye ihtiyacım var bu sorunun cevabını bulmak için? Q5'e. Onu nereden bulacağım? Şuradan. Bakın burada x yerine 5 yazıyorum. Q5 bulabilmek için. Q5 eşittir. 5 yazdığımda şurası gitti. Ne kaldı geriye? 1. O zaman burada Q5 yerine 1 koyuyorum. Yani P0 bölü 1 eşittir 1'e. Dolayısıyla P0 eşittir 1 cevabını bulurum. Evet, burada ne vermiş bize bakıyoruz. Px ve Qx polinomlarının x artı 3 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 4 ve 2 olduğuna göre Px çarpı Qx polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Okuduğumu ifade ediyorum bakın. Bir Px polinomum var. Neye bölüyorum bunu? X artı 3'e bölüyorum. Kalan kaç? Eksi 4. Tamam. Bir de Qx polinomum var. Onu neye bölüyorum? Gene x artı 3'e bölüyorum. Kalan kaç? 2. Tamam. Şimdi bir de çarpımlarını alıyorum. Yani Px çarpı Qx. Neye bölüyorum? X artı 3'e. Ne istiyor benden? Kalanı istiyor. Şimdi verilenleri, yani şu bölmelerin sağlamasını yapalım. Şuraya Bx diyelim. Px eşittir. X artı 3 çarpı Bx eksi 4. Tamam. Qx'i yazalım. Qx eşittir. Şuraya da Rx diyelim bölümü. X artı 3 çarpı Rx artı 2. Tamam. Şimdi bunu sağlamasını da yapalım. Şuraya da Tx diyelim. Px çarpı Qx eşittir. X artı 3 çarpı Tx artı soru işareti yerine de K yazalım. Artı K. Şimdi verilenlere dikkatlice baktığınızda şunu alalım. Şimdi K'yı bulmak için bakın Px'i Qx'i bilmiyorsunuz. Üzerine bir de Tx geldi. Şu Tx'ten kurtulmamız lazım. Tx'ten nasıl kurtulurum? X yerine eğer eksi 3 yazarsam ben Tx'ten kurtulurum. Bakın yazıyorum. P eksi 3 çarpı Q eksi 3 eşittir K.
Tamam. P eksi 3 ile Q eksi 3 lazım. Hemen buraya dönüyorum. X yerine eksi 3 yazarsam eğer, bakın P eksi 3 eşittir. Eksi 3 yazdığımda şurası gidecek. Neye eşit? Eksi 4'e eşit. Aynı şekilde burada da x yerine eksi 3 yazarsam eğer şurası gidecek. Neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Burada yerine yazıyorum. P eksi 3 yerine eksi 4 yazdım. Q eksi 3 yerine 2 yazdım. Eşittir K'ya. Dolayısıyla K buradan eksi 8 olur. Evet, P ve Q polinomlar arasında bir ilişki vermiş. Sonra bir de Q x artı 1'in x eksi 3 ile bölümünden kalan 8 demiş. Bakın şunu matematiksel olarak ifade ediyorum hemen. Q x artı 1 polinomu var. Neye bölüyorum? X eksi 3'e bölüyorum. Kalan 8, tamam. P x'in x eksi 14 ile bölümünden kalanı soruyor. Onu da hemen ifade ediyorum şuraya. Px polinomu var. Neye bölüyorum? X eksi 14'e bölüyorum. Burada da kalanı bulacağım. Bu da soruluyor bana. Tamam. Her iki bölmenin de sağlamasını yapacağım şimdi. Önce bunu yapalım. Q x artı 1 eşittir. Şunun bölümüne tx diyeyim. X eksi 3 çarpı tx artı 8. Bunun bölümüne de rx diyelim. Px eşittir. X eksi 14 çarpı rx artı k. Şimdi şöyle baktığınızda buradaki tx'i bilme şansınız yok. Burada da rx'i bilme şansınız yok. Şöyle düşünürüm ben. Tx'ten nasıl kurtulurum? X yerine 3 verirsem eğer, bakın x yerine 3 yazarsanız eğer tx gider. Çünkü 0 çarpı tx olacak. 3 yazdığınızda da q4 eşittir 8 bulursunuz. Burada rx'ten nasıl kurtulurum? X yerine 14 yazarsam eğer, yazdığımda da p14 eşittir k olacak. Yani k'yı bulmak için p14'e ihtiyacım var benim. Şimdi onu nereden bulacağım? Şöyle bir eşitlik vermişti sorunun başında. Şu eşitliği kullanacağım bakın. P'nin ne olmasını istiyorum? 14, Q'nun da 4 olmasını istiyorum. Demek ki X yerine 4 yazmalıyım. Yazıyorum hemen. P 4 çarpı 4 eksi 2 eşittir Q 4 artı 6 çarpı 4 eksi 2. Bir düzenleyelim. 16, 12, pardon 14 oldu. Eşittir Q 4 artı 24 eksi 2. Şimdi Q4'ün de değerini biliyorum. Onu da yerine yazacağım. P14 eşittir. Q4 yerine 8 yazdım. 24 eksi 2'den 22'yi yazdım. Dolayısıyla burası ne oldu? 30 oldu. Aslında P14'ün 30 olması demek K'nın da yani kalanın da 30 olduğu anlamına geliyor. Evet, şimdi bu soruda Px ve Qx ile ilgili bir eşitlik var. Bizden istenen şu koyu renkli yere bakın. Px'in x eksi 4 ile bölümünden kalan. Hemen bunu ifade ediyorum. Px polinomum var. X eksi 4'e bölüyorum. Şu eşitliği sileyim bir saniye. X eksi 4'e bölüyorum. Ve kalanı soruyor bana. Bölüme de Rx diyelim. Şimdi bölmenin sağlamasını yapıyorum. Şuraya yazayım. Px eşittir. X eksi 4 çarpı Rx artı kalan. Şimdi benim kalana ihtiyacım var. Rx'ten kurtulmam lazım. Nasıl kurtulurum Rx'ten? Eğer x yerine 4 yazarsam burası 0 olur. Yani P4 eşittir K olur. Yani P4'ü bulduğumda kalanı da bulmuş olacağım. Şimdi P4'ü nereden bulabilirim? Ona bakıyorum. Şöyle bir eşitlik verilmiş bana. Bunu kullanacağım şimdi bakın. X yerine 4 yazacağım. P4 eşittir. 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 artı 3 çarpı B4. X gördüm. Her yere 4 yazıyorum. Artı 4'ün karesi eksi 3. Şimdi şunu bir düzenleyelim önce.
16, 12, 28, 31 çarpı V4 oldu. Artı 16 eksi 3'ten 13 oldu. Şimdi P4'ü bulabilmem için V4'e ihtiyacım var. Peki önce V4'ü bulalım. Onu da buradan bulacağım bakın. V4 eşittir. X gördüğüm yere burada 4 yazıyorum. 4 eksi 4 çarpı Q4 artı 2. Zaten şurası gitti 0. Dolayısıyla B4'üm neye eşit olmuş oldu? 2'ye eşit olmuş oldu. Burada da yerine yazacağım şurada. P4 eşittir. 31 çarpı B4 yerine 2 yazıyorum. Artı bir de 13'üm var. 31 ile 2 çarptım. 62 artı 13. O da 75 olur. Bu soruda da pi x artı 2 polinomunun x kare eksi x eksi 12 ile bölümden kalan 5x eksi 6'dır. P eksi 1 soruluyor. Hemen şu ifadeyi gene bölüm şeklinde yazıyorum. P x artı 2 polinomu var. Neye bölüyorum? X kare eksi x eksi 12'ye bölüyorum. Kalanım ne? 5x eksi 6. Bölümünde de bx diyelim. Şimdi zaten ne demiştik biz? Kalan bölenden derece olarak mutlaka küçüktür. Bakın ikinci dereceden bir polinomu bölünüyor, kalan birinci dereceden. Şimdi bölmenin sağlamasını yazıyorum ben. P x artı 2 eşittir. X kare eksi x eksi 12 çarpı bx artı 5x eksi 6. Amacım ne benim? P eksi 1'i bulmak değil mi? P eksi 1 bulmak için ne yapmalıyım diye düşünüyorum. Yani şuranın ne olmasını istiyorum? Eksi 1 olmasını istiyorum. X yerine ne yazarsam eksi 1 olur. X yerine eksi 3 yazarsam eksi 1 olur. Yazıyorum ben de. P eksi 1 eşittir. X gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi eksi 3. Eksi 12. Kapattım. P eksi 3 eşittir. Pardon, artı 5 çarpı eksi 3 eksi 6. Bir düzenleyelim bakalım. P eksi 1 eşittir. Eksi eksi artı olacak. Burası ne olacak? 12 eksi 12 olacak. Çarpı B eksi 3 eksi 15 eksi 6. Zaten şunların birbirine sıfır olduğu için şuranın tamamen sıfır olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla P eksi 1 neye eşit olacak? Eksi 15, eksi 6, eksi 21'e eşit olmuş olacak. Bunu şöyle de düşünebilirdiniz. X kare eksi x eksi 12 çarpanlarını ayırırdınız. Çarpanlarını ayırdığınızda zaten eksi 4 ve artı 3 olarak ayıracaksınız. Oradan da çarpımı sıfır yapmak için yani şöyle de düşünebilirdiniz. Bakın şurayı. Şuraya çözeyim. Şöyle düşünebilirdik. P x artı 2 eşittir. Çarpanlar ayırıyorum. X eksi 4 çarpı x artı 3 çarpı bx artı 5x eksi 6. Böyle düşündükten sonra devamını şöyle düşünürdüm. Şimdi ben bx'ten kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulurum? Ya burayı sıfır yaparak ya da burayı sıfır yaparak. Burayı sıfır yapmak için x'e 4 vermeliyim. Burayı sıfır yapmak için x'e eksi 3 vermeliyim. Aynı zamanda p eksi 1'i istediği için 4 yazdığınızda burası x eşittir 4 için ne oluyor bakın? P 6 oluyor. P 6 lazım değil ki bana. O yüzden x eşittir 3'ü alırım. Oradan da aynı sonucu bulurdunuz. Bakın bu soruda biraz önce söylediğim şeklinde çarpanları ayırarak vermiş. Ben gene şu okuduğumu matematiksel olarak ifade edeceğim. P x eksi 4 polinomu var. Neye bölüyoruz polinomu? X eksi 2 çarpı x eksi 6'ya bölüyoruz. Kalan 4x eksi 1 bölüme de bx diyelim. Şimdi bizden ne istiyor? Px'in x artı 2 ile bölümünden kalanı istiyor. Yani px polinomumuz var. Neye böleceksiniz? X artı 2'ye böleceksiniz. Ne istiyor sizden? Kalanı istiyor. Şöyle düşünün. Bölen birinci dereceden olduğu için buradaki kalan sabit olacak. Bakın burada bölen ikinci dereceden, kalan birinci dereceden. Şimdi ben her iki bölmenin de sağlamasını yapacağım.
Önce bunu sağlamasını yapalım. P x eksi 4 eşittir. X eksi 2 çarpı x eksi 6 çarpı bx artı 4x eksi 1. Şimdi ben bu bx'den kurtulmak için ne yaparım? X yerine ya 2 yazarım ya 6 yazarım. Ama hangisini yazacağımı buna bakarak karar vereceğim. Buradaki bölmenin sağlamasını yaptığınızda px eşittir. Buraya da rx diyelim bölüme. X artı 2 çarpı rx artı k. Amacım neydi benim? Kalanı bulmak, değil mi? Kalanı bulmak için bu rx'ten kurtulmam lazım. Rx'ten nasıl kurtulurum? X yerine eksi 2 yazarak. Yazıyorum. P eksi 2 eşittir. Burası 0 oldu. Ne kaldı? K kaldı. Demek ki P eksi 2'yi bulursam sonucu da bulmuş olurum. Şimdi P eksi 2'yi nasıl bulurum? Şimdi şuranın ne olmasını istiyorum? Eksi 2 olmasını istiyorum. Nasıl eksi 2 olur? X yerine 2 yazarsam eksi 2 olur. X yerine 2 yazarsam burası ne olur? 0 olur. Dolayısıyla bu çarpımın sonucu ne olacak? 0 olacak. Hemen yazıyorum. P x yerine 2 yazıyorum. 2 eksi 4. Burası zaten 0 oldu. Artı 4 çarpı 2 eksi 1. Yani P eksi 2 eşittir. 8 eksi 1'den 7 cevabını buluruz. Evet. Burada nasıl bir Px polinomu x üzeri 18 artı 2 x üzeri 12 eksi x üzeri 6 artı 1 şeklinde verilmiş. Diyor ki bu polinomu x küp eksi kök 2'ye bölerseniz kalan ne olur diyor. Hemen gene bölme şeklinde bir yazalım. Görün. Px polinomumuz var. Neye böleceğiz bunu? X küp eksi kök 2'ye böleceğiz. Kalan ne olur diyor. Kalan kaçtır diyor. Bu bizim kalanımız. Tamam. Şimdi baktığınız zaman x küp eksi kök 2'ye böldüğümüzde şöyle düşünebilirsiniz. X'ler 18, X'ler 12 ve X'ler 6 X küpün kuvvetleri şeklinde yazmaya çalışabilirsiniz. Bakın ben de öyle yapacağım. X'ler 18'i X küpün 6. kuvveti diye yazıyorum. 2 çarpı x'ler 12 x küpün 4. kuvveti diye yazıyorum. Ve x'ler 6 x küpün karesi diye yazıyorum. Artı 1. Niye böyle yaptım? Bakın şunun için böyle yaptım. X küp eksi kök 2'ye böleceğiz ya. Bunu sıfıra eşitliyorum. Neden sıfıra eşitledim? Onu da göstereceğim şimdi. Aslında biraz önce yaptık. Neden sıfıra eşitlediğimizi görebilirsiniz. X küp eşittir 2. Burada x küp gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bir işlemi tamamlayayım sonra neden bu arada siz de düşünün neden sıfıra eşitlediğimi ben de göstereyim. Şimdi x küp gördüğüm yere kök 2 yazacağım. Yazalım bakalım. X gene kök 2 yazıyorum. Kök 2'nin 6. kuvveti artı 2 çarpı kök 2'nin 4. kuvveti eksi kök 2'nin karesi artı 1. Şimdi kök 2 ne demek? İkinci dereceden kök demek. 2 ile 6'yı sadeleştirirseniz ne olur burada? 3 kalır. 2'nin 3. kuvveti 8. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2. 2'nin 2. kuvveti 4. Şunlar gitti zaten direkt 2 artı 1. Dolayısıyla 8 artı 8 eksi 2 artı 1 oldu. 16, 14, 15 mi oldu? Şimdi geri dönelim sorumuzun başına. Ne demiştim? Neden bunu sıfıra eşitledik? Şimdi burada bir px'i x küp eksi kök 2'ye böldüğümüzde kalan nedir diye sormuştu. Bölüme de rx dediğimizi düşünelim. Şimdi buradaki bölmenin sağlamasını yapıyorum ben. Şöyle şuraya. Px eşittir. X küp eksi kök 2 çarpı rx artı k. Şimdi biz bunu bulacağız k'yı. Rx'ten nasıl kurtulurum? Yani şurayı sıfırlamam lazım. Nasıl sıfırlarım? Kat sayısını sıfırlayarak. Bunu nasıl sıfırlarım? X küp eksi kök 2'yi nasıl sıfırlarım? X küp gördüğüm yere kök 2 yazarak sıfırlarım. Mantığı da buradan geliyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, px polinomunu vermiş. Diyor ki x kare eksi 1 ile tam bölündüğüne göre, tam bölünmek ne demek? Kalan 0. Yani şöyle yazıyorum. Px polinomunu
neye bölüyorum? X kare eksi 1'e bölüyorum. Kalan 0 a artı b'nin toplamı nedir diyor. Şimdi bölmenin sağlamasını yapıyorum hemen. Px eşittir x kare eksi 1 çarpı bölüme rx diyelim. Rx artı 0 kalan. Onu yazmasak da olur tabii. Şimdi px yerine eşitini yazıyorum. 3x küp artı ax kare eksi bx eksi 6 eşittir x kare eksi 1 çarpı rx. Bu benim için yeterli. Şimdi bir bakalım neler yapabiliriz. Bir kere burada 2 kare farkı var. Onu düzenleyebiliriz. Yazıyorum. 3x küp artı ax kare eksi bx eksi 6 eşittir. 2 kare farkını kullanıyorum. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı rx. Şimdi biraz önce söylediğim şeyleri tekrarlayacağım. Şimdi benim amacım ne? A'yı B'yi bulmak. Rx diye de bir bilinmeyen var. Rx'ten nasıl kurtulurum? Ya şu katsayı sıfır yaparak ya da bu katsayı sıfır yaparak. Yani ya x eksi 1'i sıfır yapacağım ya x artı 1'i. X eksi 1'i sıfır yapmak için x yerine 1 yazacağım. X artı 1'i sıfır yapmak için x yerine eksi 1 yazacağım. Her iki durumda da Rx denen bir şey kalmayacak. Her ikisini de yapayım. İki tane bilinmeyenim var çünkü. Ona göre devamını çözelim. Şimdi x yerine önce 1 verelim. X eşittir 1 için 3, 1'in kübü 1, 1'in karesi 1 artı eksi b çarpı 1 eksi b eksi 6 eşittir neye? 0'a. Çünkü karşı taraf yani sağ taraf sıfırlandı. Dolayısıyla buradan a eksi b eşittir 3 olarak bir eşitlik bulduk. Bu kalsın. Bir de x'e eksi 1 verebiliriz demiştik. Eksi 1 veriyorum. Eksi 1'in kübü eksi 1, eksi 3 oldu. Eksi 1'in karesi artı 1, artı a oldu. Eksi 1, eksi b, artı b oldu. Eksi 6 eşittir 0. Buradan da a artı b eşittir 9 cevabını buluruz. Şimdi, evet. Px polinomunu x kare eksi x artı 3'e bölümünden kalanını sormuş. İki türlü çözebilirsiniz bu soruyu. Birinci yol tabii ki her zaman bunu yapabilirsiniz polinom bölmesiyle. Yani ne yapacağım ben? X küp eksi 2x kare artı 3x artı 4'ü x kare eksi x artı 3'e böleceğim. Normal polinom bölmesi yapacağım. İlk konunun başında yaptığımız gibi. Bu kalsın burada. İkinci yol olarak da şöyle düşünebilirim. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Böyle bunu düşünürüm önce. Ayrılmadığını görürsünüz. Deneyerek de bulabilirsiniz. Çarpanlarına ayrılmıyorsa şöyle düşünürüm. X kare eksi x artı 3'ü sıfıra eşitledim. Neden sıfıra eşitlediğimizi biraz önceki örnekte görmüştünüz. Dolayısıyla buradaki en yüksek dereceli terimim x kare olduğu için x kare eşittir x eksi 3 olur. Yani px polinomunda x kare gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım. Yazıyorum. X kübü ben x kare çarpı x diye düşünürüm. Eksi 2 x kare artı 3 x artı 4. Şimdi x kare yerine x eksi 3 yazdım. Çarpı x eksi 2 çarpı x kare yerine x eksi 3 yazdım. Artı 3 x artı 4. Şimdi şöyle açayım bunu. X kare eksi 3 x eksi 2 x artı 6 artı 3 x artı 4. Şimdi artı 3 x eksi 3 x gitti. X kare yerine yeniden x eksi 3 yazıyorum. X eksi 3 eksi 2 x artı 10 oldu. X eksi 2 x eksi x kalır. Eksi 3 artı 10 da artı 7 olur. Dolayısıyla cevap x artı 7 olur. Aynı cevabı normal polinom bölmesiyle de yapabilirdiniz. Bakın yapacağım onu da. X ile çarpıyorum. X küp eksi x kare artı 3x hemen işaret değiştiriyorduk. Değiştirdim. X küpler gitti. Eksi 2x kare artı x kare eksi x kare kaldı. Eksi 3x artı 3x gitti. Bir de neyimiz kaldı? Artı 4'ümüz kaldı. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi x kare artı x oldu. İşaretleri değiştirdim. Ne kaldı burada? Eksi x. Pardon burada bir de artı 3'ümüz vardı unuttum. Eksi x artı 4 artı 3 artı 7 kaldı. İşte bu da bizim kalanımız. Bu
Normal polinom bölmesiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu soru da ona benzer bir soru bir öncekine. Yine aynı şeyi yapacağım. Yani Px, yani birinci yol olarak her zaman polinom bölmesini kullanabilirsiniz. Px polinomunuzu x kare eksi x'e bölersiniz. Dolayısıyla kalanı buradan bulabilirsiniz. Tamam. Veya ne dedim biraz önce? Çarpanlarını ayırabilirsiniz. X kare eksi x. Çarpanlarını ayrılmıyorsa en büyük dereceli terimi diğerleri cinsinden yazmaya çalışırsınız dedim. Biraz önceki ayrılmıyordu ama bu ayrılıyor. Şöyle düşünelim. Şunu bir ifade edeyim ben. Px'i yani x'leri 5 artı x'leri 4 artı 3x küp artı x kare artı 1 polinomunu neye bölüyorum? X kare eksi x'e bölüyorum. Bölüme rx diyorum. Kalanı da soruyor bana. Şimdi bir kere ikinci dereceden bir polinoma böldüğüm için kalan birinci dereceden olacak. Yani ax artı b şeklinde olacak. Tamam. Şimdi bölmenin sağlamasını yapıyorum. Bununla bunu çarpacağım. Yani bölenle bölümü çarpacağım. Kalanı ekleyeceğim. X'leri 5 artı x'leri 4 artı 3x küp artı x kare artı 1 eşittir. X kare eksi x çarpı rx artı kalan yani ax artı b. Şimdi daha önceki sorularda yaptığımız gibi amacımız bizim kalanı bulmak olduğuna göre yani a'yı ve b'yi bulmam gerekiyor. O zaman bu rx'ten kurtulmaya çalışacağım ben. Şimdi nasıl kurtulacağımı düşüneceğim. X kare eksi x'i çarpanlarını ayırdığınızda yani x parantezine aldığınızda x eksi 1 olur. Şimdi nasıl kurtulurum buradan? Ya x yerine 0 vererek ya da x yerine 1 vererek. Her ikisini de deneyeceğim. İki tane bilinmeyenim olduğu için. Sırayla yapacağım. Yapalım bakalım. Şimdi x eşittir 0 için. Bakın x yerine 0 verirseniz burası tamamen 0 oldu. 1 kaldı. Eşittir. Burası zaten 0 oldu. X yerine 0 verdik. A çarpı 0 artı B oldu. Yani bu da gitti. Dolayısıyla B'miz 1 oldu. Tamam. Şimdi bir de X yerine ne verebiliriz dedik? 1 verebiliriz dedik. Onu verelim. X eşittir 1 için. Şimdi 1'in 5. kuvveti 1, 1'in 4. kuvveti 1, 1'in küpü 1, 3 ile çarptık 3, 1'in karesi 1 artı 1 eşittir. Burası zaten 0 oldu. Artı A çarpı 1 artı B. Aslında B'nin yerine de 1 yazacağım şimdi. Toplayalım 1, 2, 3, 4, 7 oldu burası. A artı B gördüğüm yere de 1 yazdım. Dolayısıyla A da buradan ne olur? 6 olur. Şimdi ne istemişti bizden? Kalanı istemişti. Kalana ne demiştik biz? Kalana AX artı B demiştik. A'yı kaç buldum? 6. B'yi kaç buldum? 1. Dolayısıyla cevap ne olacak? 6X artı 1 olacak. Evet, burada da px polinomunu x eksi 1 çarpı x eksi 2 ile tam bölündüğünü söylemiş. Bizden de a çarpı b istemiş. Hemen ifadeyi yazıyorum. X kare artı ax eksi 2x artı b artı 4'ü neye bölüyorum? X eksi 1 çarpı x eksi 2'ye bölüyorum. Bölüme rx diyorum. İkinci dereceden bir polinoma bölüyorum ama tam bölünüyor diyor. Dolayısıyla kalan sıfır. Şimdi her seferinde ben bunu yazıyorum ama aslında yazmanıza gerek de yok. Direkt bölmenin sağlaması şeklinde de yazabilirsiniz. Yani bunun yerine alıştıysanız artık mantığını anladıysanız bunun yerine direkt şunu yapabilirsiniz. X kare artı AX eksi 2X artı B artı 4 eşittir. X eksi 1 çarpı x eksi 2 tam bölündüğü için hiç kalanı dikkate almadım. Çarpı rx diyelim. Tamam. Şimdi ben a'yı ve b'yi bulacağıma göre rx'ten kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulurum rx'ten? Ya burayı sıfır yaparak ya da burayı sıfır yaparak. Burayı sıfır yaparsam x'e 1 vermeliyim. Bunun için de x'e 2 vermeliyim. İkisini de deneyeceğim. Dolayısıyla burası olmayacak. Yani eşitliğin sağ tarafı sıfır olacak. Şimdi sırayla deneyelim. X eşittir 1 için 1 artı a eksi 2 artı b artı 4 eşittir 0'a. Yani buradan a artı b eşittir kaç oldu? Eksi 1, 3, eksi 3 oldu.
Tamam. Bir de x eşittir 2 için 4 artı 2a eksi 4 artı b artı 4 eşittir 0'a. Buradan da 2a artı b eşittir. Şöyle dörtleri gidersek eksi 4 oldu. Şimdi 2 bilim yani 2 denklem elde ettik. Buradan a'yı da b'yi de bulabiliriz artık. A ile b'nin çarpımı isteniyor çünkü. Hemen buradan taraf tarafa çıkıp şu tarafa yapayım ya da. A artı b eşittir eksi 3. 2a artı b eşittir eksi 4. Şimdi taraf tarafa çıkarıyorum. A'dan 2a çıkarsa eksi a kalır. B'ler gitti. Eksi 3'ten eksi 4 çıkarsa orada da 1 kalır. Dolayısıyla a'nın değeri eksi 1 olur. Herhangi birinde yerine koyarsanız ben birincide koymayı tercih ederim. B'nin değeri de eksi 2 olur. Dolayısıyla a çarpı b'nin değeri de 2 olarak bulunur. Evet, burada da gene px polinomunun x kare artı 2x eksi 3 ile kalansız bölünebildiğini söylüyor. A çarpı b'yi istemiş. Benzer bir soru. Direkt yapıyorum burada da. 3x küp eksi ax kare artı bx pardon, artı a x kare artı 2x eksi 3 çarpı rx tam bölünüyor çünkü. Şimdi gene bunu çarpanlara ayıracağım. Şurayı x artı 3 ve x eksi 1 olarak çarpanlarını ayırıyorum. Amacım a ve b'yi bulmak olduğuna göre rx'ten kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulurum buradan? X'e ya eksi 3 vermeliyim ya da x'e 1 vermeliyim. İkisini de deneyeceğim. İki bilinmeyenim var a ve b. Onları bulacağım. Şimdi x'e eksi 3 veriyorum önce. Eksi 3'ün şöyle yazayım. Eksi 3'ün kübünü aldım. Eksi 27. Eksi a çarpı eksi 3'ün karesini aldım 9. Artı b çarpı eksi 3. Bir de artı a var. Eşittir 0. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Eksi 81 eksi 9a eksi 3b artı a eşittir 0. Şimdi eksi 9a artı a eksi 8a yapar. Eksi 3b yapar. Eksi 81'i de diğer tarafa atarsak artı 81 olur. Bir tane eşitlik buldum. Şimdi diğerini yapayım. Yani x yerine 1 vereyim. 3 çarpı 1'in kübü 1. Eksi a çarpı 1. Artı b çarpı 1. Artı a. Neye eşit? Gene 0'a eşit. Bir düzenleyelim. 3 eksi a artı b artı a eşittir 0. Burada a'lar birbirini götürdü. Dolayısıyla buradan b'nin eksi 3 olduğunu bulduk. Şimdi diğer denklemde yerine yazdığımızda a'yı da bulacağız. B'ye gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. Eksi 8 a artı 9 eşittir 81 olur. Eksi 8 a eşittir 72 olur. Buradan a eşittir eksi 9 olur. Tamam. A'yı da bulduk. Eksi 9. Ne istemişti bizden? A ile B'nin çarpımını istemişti. A'yı eksi 9 bulduk. Çarpı B'yi eksi 3 bulduk. Dolayısıyla çarpımı ne oldu? Artı 27 oldu.